şeddeli bağlantılarda en yaygın hatamız olan ince bir harften kalın bir harfe, kalın bir harften de ince bir harfe şeddeli bağlantılarda yapmış olduğumuz ses transferlerinden dolayı ortaya çıkan hatalar. Yaygın bir şekilde olduğundan dolayı bu hususa özellikle tahşidat yapmamız gerekiyor, yoğunlaşmamız gerekiyor. Zayıf noktamız madem ki bu, Öyleyse zayıf noktaya daha çok çalışacağız. Şimdi bu tabloda belirtildiği şekilde karşılıklı ince harfler var ve sol tarafta da kalın harfler, istila harfleri var. Avzu ettiğimiz ikişer tanesini seçerekten yine dokuz ihtimaliyle okuyup bu konuyu pekiştirmeye çalışıyoruz birinci beşli gruptan b harfi ile h harfini seçtik. b -ha, h b hı b hı b hı b doğrusu bu. Şimdi diğer bir harfimizi seçelim. T harfi olsun. T ha yoksa tah -ha değil. Tah -ha dersek ha harfinin kalınlığını t'ye bulaştırmış oluruz. T ha T hi T hu Tu ha Tu hi tihu tuhu tiha tihi Şimdi tersinden bağlıyorum. Kalın harfimiz olan H harfini beşli gruptan bir tane harfimize bağlıyorum. S harfi olsun. Hasse şeklinde ince bağlamak suretiyle doğrusunu bu şekilde telaffuz ediyoruz yoksa has şeklinde s'ye kalın bir bağlantı olmaması gerekiyor. Has değil has. Eğer yapamıyorsak ince bir harfi bağlayacağız üç kere. Esse, esse, esse sonra s'nin inceliğine dokunmadan hasse diyoruz. Bir daha yapıyoruz. Esse, 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 hasse. Şimdi devam ediyorum ihtimalleri okumaya. Hasse, hassi, hassu, husse, hussi, hissu, hussu, hisse, hissi. Ha harfini B harfine bağlıyorum. Hatbe. Hatbe. Hobbi, hobbu. Hubbe, hubbi, hibbu. Hubbu, hibbe, Bu B harfine bağlarken bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Şeddeli B, şeddeli D, Do, Gim bu gibi harflerde Şetteli okumada dikkat edilecek hususlarda bir maddede de anlatmıştık. Gunne'ye benzer bir inilti, uğultu karıştığı oluyor. Bunu karıştırmadan okumamız gerekiyor. Yani habbe, habbi şeklinde bakın bir mime benzer, gunne'ye benzer bir inilti, uğultu karışıyor. Be şiddet-i harfi olduğu için hem ses hem de nefes hapsedilmesi gerekiyor. Hab. Bakın ses nefes kesildi. Hat sonra da B şeklinde ikinci harekeli B harfimizi okuyup doğrusunu telaffuz etmiş oluyoruz. Yoksa hambe değil. Bazıları bu kadar sanki ihfai şefeviye yapıyormuşçasına bir okuyuş ortaya koyuyorlar. Külliyen hata. Hat B. Hat B. Hat B hubbe, hubbi, hibbu, hubbu, hibbe, hibbi. Doğrusu bu. Yoksa hambe, hambi, hambu, humbe şeklinde okumak hatalı. Bu hatadan sakınalım. Şimdi ikinci gruptan ikişer harf seçiyorum birinci harfimiz del olsun ikinci harfimiz qaf Şeddeli ihtimalleri okuyorum d q d qı d q d q d Tersinden okuyorum bunu. Qadde, Qaddi, Qaddu, Qutte, Qutdi, Qiddu, Qiddu, Qitte, Qiddi. Doğrusu bu. Yoksa buna da Qande. Qandi şeklinde nuna benzer bir ses, bir unne katmama icap ediyor. Ses ve nefes burada da kesilecek. Qat bakın şiddeti meşhuri harfi olduğu için del harfimiz hem ses kesildi hem de nefes kesildi. Qat bakın ses yok, nefes yok. De sonra harekeli olan ikinci del harfimizi okuduk. Ama bu kadar arayı aşmadan, sekte yapmadan şeddeli bir şekilde okuyoruz. Malumunuz mim ve nun harfi dışında şeddeli harfin üzerinde gereğinden fazla eğleşmenin hatalı olduğunu kuralları zikrederken söylemiştik. Kad de şeklinde üzerinde çok oylanmak suretiyle okunan, telaffuz edilen bir şeddeli okuyuş matlup değil. Şeddeyi belli edip geçiyoruz. Kad de Qad şeklinde. Diğer bir harfimiz sin ve qaf harfi olsun. İhtimalleri okuyorum. S Q S QI S QO S Qaf Kı. harfinden dolayı sin kanunlaşmayacak, saqqa olmayacak. Sin ince, qaf harfi kalın. Şimdi tersini okuyorum. Bu sefer qaf harfinin kalınlığını sine bulaştırmadan, yani onu kanunlaştırmadan okumaya çalışıyoruz. Qasse olacak. Yoksa qasse değil. Yani birinci sakin olan sin, sa'da dönmeyecek. Qasse, qasse şeklinde ince bir geçiş yapmamız gerekiyor. Şimdi ihtimalleriyle okuyorum. Qasse, qassi, qassu, qusse, qussi, qissu, qussu, qisse, qissi. Şimdi üçüncü gruptan şin, ve D harflerini okuyorum. Şet D, Şet Dı, Şet D, Şut D, Şut Dı, Şut D, Şimdi K harfini vad harfine bağlıyorum. Kevva, kevvi, kevvu, kevva, kevvi, kevvu, kevvu, kevva, Şimdi tersinden okuyorum. Kan harfi İnce olan iki harfe ayrı ayrı ihtimalleriyle bağlayacağım. Birinci harfimiz do, ikinci harfimiz lem olsun. Dalle, dalli, dallu, dulle, dulli, dullu, dullu, dulle, Dolli. Diğer harfimiz Vad harfi olsun. İkinci ince harfimiz ise F harfi olsun. Vaffe. Vaffi. Vaffu. Luffe. Luffi. Luffu. Luffu. Luffe. Luffe. Lütfi doğrusu bu. Yoksa law diye f'i kalınlaştırmak hatalı. Law f değil. Law f yapamıyorsak nasıl çalışacaktık? F f f diye üç kere tekrar ederek ince olan f harfini buluyoruz ve inceliğine dokunmadan hem yerine zat harfini koyuyoruz oluyor. Law f f düzgün bir şekilde telaffuza muvaffak oluyoruz. Son gruba geldik. Burada da kalın bir harfi ince olan nun harfine şeddeli bir şekilde bağlayacağız. Burada teşdit malumunlu olduğu için bir harften çok iki harften az miktarda nunun üzerinde şeddeli harfimiz olan nunun üzerinde oyalanmamız gerekiyor. Vanne diye geçemeyiz. Biraz daha şetleyi belli ettikten sonra biraz daha oyalanmak suretiyle gunnenin de hakkını vermiş olmamız gerekiyor. Vanne şeklinde. Şimdi ihtimalleriyle okuyorum. Vanne ظنِّ ظنُّ ظنَّ ظنِّ ظنُّ ظنُّ ظنَّ usu bu. Yoksa vamne diye nun'a kalın bir bağlantı doğru değil. Yine aynı şekilde eee mim harfine bağlıyoruz bu sefer ra harfimizi. RAMME vammi Rum bu Rummi bu Rum milim mu bu şimdi mim harfini tersinden ra harfine bağlayalım ki şeddeli ra'yı okumada dikkat edilecek hususlardan birisi ra ince mi okunacak kalın mı okunacak şeddeli durumunda ra şeddeli durumunda ince veya kalın okunması hususunda itibarımız makabrine değil. Şeddenin harekesine. Şayet şeddenin harekesi fethalı veya dammeli ise şeddeli ra kalın okunacak, bağlantı da kalın yapılacak. Makabindeki harf ne olursa olsun, ister ince harf olsun, ister kalın harf olsun. İster fethalı, ister dammeli, ister kesreli olsun. Hiçbir itibarı yoktur. İtibar şeddeli ra harfini ince veya kalın okumada itibar şeddenin harekesinedir. Şimdi buna göre şeddeli ra'nın ihtimallerini bir kez daha talim edelim unutmamak için. Merra merri murra mer mirra murri مر 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 مر